Arkadaşlar merhabalar. Ben Veysel Hoca. Kesişen kuvvetlerle devam ediyoruz. Bilgisayar malı çözmeye. Birinci soruyla başlıyorum. Köpekler tarafından kızakla çekilen eskimo şekildeki gibi hareket etmektedir. Her bir ipteki gelme kuvveti 100 N olduğuna göre kızığı hareket ettiren bileşik kuvvet kaç Newton'dur? Sürtünmeler önemsizdir demiş sorumuz. Pekala şunu biliyoruz vektörlerden değil mi? Hemen hatırlayalım. Okul kitabımızdan vektörlerde şundan altını çizmiştik. Neydi arkadaşlar onlar? Eğer iki tane eşit kuvvet, eşit bir ütte kuvvetler arasındaki açı 0 derece ise bir 2F'tir. Aynı yönlü kuvvetlerse topluyoruz 2F. Peki arada kaç 60 derece ise kök 3F. Nereden buluyorduk bunu? Kosinüs teoremden buluyorduk değil mi? Kosinüs teoremden buluyorduk. Yani böyle ezberlesek de olur yani. İki kuvvet, iki eşit kuvvet arasındaki açı 60 derece ise bileşik kuvvet kök 3F'tir. 90 derecede kök 2F'tir. 120 derecede F'dir. Ters yönü ise sıfırdır. Gösteremiyorum. Ters ise sıfırdır. Peki şunu kullanacağız yani. İki tane eşit kuvvet arasındaki açı 120 derece ise bileşik kuvvet birine eşitmiş. Yani F eşitmiş. O da bunu kullanacağız. Peki buradan 100 Newton'luk kuvvet çekiyorsa buradan da 100 Newton'luk kuvvet çekiyorsa aradaki kaç 120 derece aradaki kaç bir kuvvet eşittir. Yani 100 Newton'dur diyeceğiz. Bileşik kuvvetimizin değeri doğru cevabımız C lık'tır. Pekala. İkinci soru. Evet bu sorular genelde problemli sorular. Burayı güzel anlamamız lazım yalnız. Buna güzel dikkat edelim. Arkadaşlar şurada önemli bir notumuz var. Önemli notumuz var. Bunu çok kullanacağız. Çok karşımıza çıkacak. Evet. Şınav örneği. Barfiks örneği. Şuradaki soruda da gelecek zaten bak birazdan. Şınav örneği gelecek. Barfiks örneği gelecek. Hem bu soruda hem bu soruda bu notu kullanacağız. Peki neymiş notumuz? Dengelenen kuvvet aynı kalmak koşulu ile dengeleyen kuvvetler arasındaki açı artarsa <laughs> kuvvetler de artar. Yani şunu demek istiyoruz. Eğer sen 2G ağırlığında bir yükü farklı iplerle daha doğrusu ipler aynı ama farklı açılara dengelersen kuvvetler ne olurmuş bakalım. 2G ağırlığı tam ortadan geçmek şartıyla şey tabii ki. G'sini bu G'sini bu karşılar. Tevre düşen gelme kuvveti G kadardır. Aynı 2G ağırlığını bu sefer A'da kaç 60 derece olacak şekilde dengelersen. Peki T2 T2 A'da kaç kaç derece? 60 derece. Bileşkesine kaç gelecek? T2 kök 3 gelecek. T2 kök 3 2G eşitse T2 buradan 2G bölü kök bulunur. Peki arada açı 120 derece ise T3 T3'ten ne gelecek? Bileşkeden T3 gelecek. Peki T3 eşittir. 2G olacak direkt. Peki ne olmuş? Peki en az gerilme kuvveti ipler paylarken ipler paylarken işin açı çekerken, barfik çekerken kollarım arasında açı birbirine paylarsa en az gerilme düşermiş kollarıma. Fakat kollarımı biraz açarsam kollarıma düşen gerilme artarmış vücut ağırlığım aynı olmak şartıyla. Peki tekrar diyorum. Kuvvetlere paylayarken kuvvetlerin değeri minimum. İpteki gelme minimum. Peki biraz daha açtım ip gelmesi arttı. Biraz daha açtım ip gelmesi arttı. Demek ki neymiş? Tekrar notumuzu okuyalım. Dengelenen kuvvet aynı. 2G, 2G, 2G. Peki dengeleyen kuvvetler arasındaki açı artarsa kuvvetler artar. Açı azalırsa kuvvetler de azalır. Yorum buradan herhalde çıkar. Öyle değil mi? Evet bu notu kullanacağız şimdi eşit kütleli 3 sporcu şınav çekmektedir. Ali tek koluyla Osman iki koluyla. Ali tek koluyla. Bunun bir kolunu arkada verseymiş şöyle iyi olurmuş aslında. Hasan ise kollar arasında 60 derece olacak şekilde şınav çekiyor. Sporcuların tek kollarına düşen yük miktarı, tek kollarına düşen yük miktarı arasındaki ilişki F A -F -O -F -H olmak üzere hangisi doğru verilmiştir demiş. Yani sporcunun ağırlığı var bu da aşağıya mesela. Yani bir miktar ayaklar çekecek, bir miktarını kollar çekecek. Mesela Atıyorum. Buradan G ise yani vücudunun ağırlığı G değil de kollarına düşen G ise koluna düşen, tek koluna düşen G ise burada iki koluna G düşecek. Bir koluna G1-2 düşecek yani. Peki burada kollar arasındaki açı biraz daha fazla fazlaysa buradan daha fazla yük düşer, buradan daha fazla yük düşer. Burada daha fazla yük düşer. Aradaki açı arttı ya. Biraz önce dedik ya. Kolları paylarken kollarına düşen gerilme az. Yük az. Peki kollar arasındaki açıklık fazla ise yük fazla. Daha fazla yük düştü buradan. g 2'den fazla yük düştü ee, ama G kadar değil yalnız burada. G kadar değil. Burada G'den daha az ama g 2'den daha fazla yük düşer. O da ne diyelim mesela atıyorum iki 2 g 3 falan düşer yani tek koluna düşen yük miktarı. Peki bunu anlatmak zor da ama şu not bence gayet güzel bir not yalnız. Kolları paylarken en az yük düşer. Açı arttıkça kollara düşen yük artar. Açı arttıkça kollara düşen yük artar diyebilir miyiz? Şimdi örneği demek bu demek değil midir arkadaşlar? Aynı şey bakın. Kollar arasındaki açı fazla ise koluma düşen yük fazla. Fakat iki kolma düşen yükten bir kolma düşen yük burada azken burada fazla. Fakat tek kola düşen yük etek tek kola düşen yük tek kolu dışına çektiği için tek kola düşen yük en fazla burada. Peki F Ali'nin en fazla ondan sonra Hasan'ın ondan sonra da Osman'ın. Peki Ali Hasan Osman nerede? Hangi şıkta var? B şıkkında var değil mi cevabımız? Peki Ali örneği Barfix örneği geldi. Eşit kütleli altın çiziyorum. Eşit kütleli sporcular Ahmet ve Mahmut Barfix çekmektedir. Ahmet'in kolları birbirine paylarken Mahmut'un kolları arasında açı alfa kadardır. Buna göre hangileri doğrudur demiş. İşte aynı not. Ahmet'in bir koluna düşen yük miktarı Mahmut'un bir koluna düşen yük miktarından azdır demiş. Doğru. Ne dedik biraz önce? Senin alın 2G. Senin alın burada aşağı 2G. Peki kolların paralelse bir kola düşen G. Bir kola düşen G. Aynı şuna benzettim ha. Şura benzettim bakın. Şınav çekerken. Şimdi burada şunu çekerken. Barfix çekerken bu. Peki dolayısıyla 60 derece olsaydı kolların düşen yük biraz daha fazla olacaktı ya. Kök 3G falan olacaktı yani kola düşen yük miktarı. Efendim söyleyeyim 2G boyuysa 2G bölü buna. 2G bölü buna gelecekti. Dolayısıyla kollara düşen yük miktarı artacaktı. Burada G düşüyor bir koluna. Fakat burada G'den fazla düşüyor bir koluna. T büyüktür G diyebiliriz isterseniz. Kaç G düştü önemli değil. Çünkü açıyı bilmiyorum yani. Peki Ahmet'in bir koluna düşen yük miktarı G iken Mahmut'un bir koluna düşen yük G'den büyüktür. Doğru bir ifadedir. Ahmet ve Mahmut'un bir koluna düşen yük eşittir demiş. Yanlış. Çünkü açılar aynı değil. Grafik demirine binen toplam ağırlık herkes durumda da eşittir demiş. Doğru bir ifade. Neden? Alın, 2G senin alın bağıfık 2G. 2G senin alın bağıfık sisteminin 2G. Fakat kollarına düşen yükler değişiyor burada. Barfik sistemlerine düşen yükler her ikisinde de sporcunun ağırlığı kadardır. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 3'tür diyebiliriz. Evet dördüncü soru. Px, Py, Pz ağırlıklı x, y, z cisimleri sürtünmelerin önemsenmediği şekildeki sistemde dengededir. Buna göre Px bölü Py oranı kaçtır demiş. Arkadaşlar şuna ben eğer P dersem bunlarla, bunlarla P demem lazım. Neden? Şu ip tek gelmenin değeri P'ye kadar. Şu ip tek gelmenin değeri P'ye kadar. Olmalı çünkü şunun yatay bileşeni şunun yatay bileşeni dengelemeli. Peki açılar eşit olduğuna göre e şunlar da birbirine eşit olmak zorunda ya. O yüzden ip gelmeler birbirine eşit olmak zorunda yani. Peki P'nin şu bileşenden kosinüsel üç bileşenden ne gelecek? 0,6 P gelecek. Peki şunun düşey bileşenden kaç gelecek? O da 0,6 P gelecek. Peki şu yatay bileşenler 0,8 P ile 0,8 P birbirini dengeledi zaten. Yatay işimiz yok. Peki düşeydeki 0,6 P toplamları yani 1,2 P toplam düşeyde aşağı doğru Y'nin ağırlığına eşitmiş demek ki. Düşey düşeyi dengeler yatay yatayı yata dengeler diyebiliriz yani. Peki bunlara ne olacakmış? 1,2 P olacakmış. X'in toplamı. X'in düşeyleri toplamına. Yani PY ağırlığı eşittir. 1,2 P'dir buradan. Peki PX bölü PY oranı dediğine göre biz PX'e P diyerek başladık ya işe. P bölü 1,2 P diyeceğiz. Oran 1 bölü 5 bölü 6 diyeceğiz ya buna. Yok. Ee, 10 bölü 12 ya. Niye uzatıyoruz ki? 10 bölü 12. O da eşittir. 5 bölü 6. Umarım anlaşılmıştır. Peki. Devam ediyorum. Evet uzun zamandır video atamadım. Biraz rahatsızım arkadaşlar. O yüzden Biraz soğuk algınlığı gibi bir şey var. Üzerinize afiyet. Siz dikkat edin ama sesinden de bellidir herhalde. Ağırlıkları G1, G2 olan iki cisim şekildeki gibi dengelidir. Peki buna göre G1 ağırlığı artarsa alfa beta nasıl değişir demiş. Arkadaşlar G1 ağırlığı artarsa ne olacak biliyor musunuz? Şu ip burada aşağı biraz daha gelecek. Yeni dengem şu olacak. G1 ağırlığı burada olacak. Peki bu alfa açısının azalması anlamına gelir. Bu ipin aşağı çekilmesi, bu ipin yukarı çekilmesi anlamına gelmez mi? Sen de yeni dengen şu olacak yani dolayısıyla. Peki bu da Y2 olacak dolayısıyla. Yeni resmin bu. Yeni resmin bu. Bu ip yukarı çıkacak bir de aşağı inecekse alfa artısı azalmış beta artısı artmış olduğunu herhalde görebiliyoruz. Öyle değil mi arkadaşlar? Bak, kolay. Bunda problem yok herhalde. Peki azalır artar nerede var? Azalır artar B şıkkında var. Pekala. Geldik küre sorularına. Hiç sevmiyorsunuz. Biliyorum bunları. Öğrenciler pek haz etmez bundan. Sürtünmesi önemsenmeyen silindir şeklindeki kutunun içine reyar çaplı özdeş küreler şeklindeki gibi yerleştirilmiştir. Silindirin alttaki küreye L noktasında etki eden kuvvet NL, M noktasında etki eden kuvvet NM olduğuna göre. NL bölü NM oranı kaçtır demiş. Bu da kosinüs sinüs 45 vermiş. 45 nerede burada diyeceksiniz siz şimdi. Bir kere arkadaşlar özdeş küre demiş ya. Reyar çaplı özdeş küreler demiş. Şurası reyar çapı olduğuna göre. Şurası da reyar çapı olduğuna göre. Şurası 45 derece olur mu? Olmaz mı şu açı? Şurası 45 derece oldu gördünüz mü? Yöndeşse bunlar da 45 olacak. Birazdan göreceğiz. Arkadaşlar bu kürenin P diyorum. Özdeş küreler demiş. Bunun ağırlığına P dersen bunun ağırlığına P dersen eğer düşey kuvvet düşey kuvveti dengeler yatay kuvvet yatay kuvveti dengeler. Şurada tepki kuvvetine mesela sen ne de? Ne de mesela. Şurada tepki kuvvetine de NL de. Yatay kuvvet yatay kuvvet dengeleyeceğinin başka yatay kuvvet olmadığına göre NL eşittir nedir diyebilirsin. Peki NM dediğin şey şuradan Yere temas ettiği noktadan NM dediğin şey de direkt 2M'dir. 2P'dir. 2 kilonun ağırlığını karşılıyor. Peki aşağı doğru P senin ağırlığın var. Düşeyde kuvvet bu. P senin ağırlığın var. Aşağı doğru düşeyde kuvvet bu. P, P aşağı doğru toplam kuvvet ne kadar? 2P kadar. Başka düşeyde karşılayacak olan kimse yok ki. Sürtünmesiz duvarlar demiş. E tek düşey kuvvet NM olduğuna göre NM kafadan 2P diyebilirsin yani direkt. Pekala. Yani NM'nin 2P olduğunu bulduk. Şimdi NL'yi bulacağım şimdi. Hocam NL'yi nasıl bulacağız? Güzel bulacağız şimdi. Peki üstte küre etki eden. Bu da bir sürü kuvvet var bakın. Burada içinden çıkamazsınız. Üstte küre alta bastırıyor. Yerin tepkisi var. Bunun tepkisi var. Kürenin ağırlığı var. Bir sürü kuvvet var. En sade olan burası. Şimdi şu kürenin merkezine etki kuvvetlerin dengesine bakacağım. N kuvveti normalde yüzeye diktir şudur. Peki kuvvetlerde taşıma özelliği var ya vektörlerden biliyoruz. Peki taşıdım. Doğrultusunu bir ün değiştirmeden. Neyi böyle gösterdim. Peki şunu şuna tepkisine ne diyelim mesela biz? F diyelim. da aşağıda ne var? Kürenin ağırlığı P var. Peki burası 45 derece. Nereden 45 derece? Tekrar ediyorum. Burası reyal çap. Burası reyal çap. Ne çıktı burada? Bir e, kare çıktı. Köşegen çizersen bu açı kaç derece oldu? 45 derece. Yönde ise bu açıda kaç derece oldu? 45 derece. Şu hale geldi yani. Şuradan itibaren N var. Şuradan itibaren P var. Bir arada açı 45 derece. Peki bileşik açı üzerinde düzeninde olmalı. Kuvvetler eşit ki bileşik açı ortaya düzeninde. Şurası 45 burası 45 ise. Peki ne eşittir P olmalı? P, P'den normalde P kök 2 gelir ya bileşkesi. P kök 2. Peki bunden gelen şu F kuvveti ne olması lazım dolayısıyla? F eşittir. P kök olması lazım. Peki F'nin değeri ne kadar? P kök iki kadar. Yani burada şunu görmemiz gerekiyor. N'nin P eşit olduğunu görsen yeterli. Şu N dediğin şey ne eşitmiş yani burada? P eşitmiş. Peki ne dediğin şey ne eşittir? O da P eşittir. Çünkü başka yatay kuvvet yok ki. N'l N'ye eşit. E, N'de P eşit olduğuna göre N'l de P eşittir dolayısıyla. Nelerin değerini bulduk biz? P bulduk. Nm'nin değerini bulduk biz? 2P bulduk. Oran kaç gelecekmiş buradan? 1 2. Umarım anlaşılıyordur. Evet bir başka güzel soru. Bence güzel soru. Yani güzel soru derken klasik soru yani. Her kitapta görebileceğiniz soru tiplerinden bir tanesi. Aynı düzlemde bulunan F1, F2, F3 kuvvetleri şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Alfa işte 30 derece. Şekil 1, 2, 3'teki bileşik kuvvetler eşit büyüklükte olduğuna göre. Bileşik kuvvetler eşit büyüklükte olduğuna göre. F1, F2, F3 kuvvetlerinin büyüklüğü hangisine doğru verilmiştir demiş. Arkadaşlar normalde şunu biliyoruz. İki kuvvet arasındaki arttıkça bileşik kuvvetin büyüklüğü. Evet hemen şöyle göstereyim. İnanmazsanız okul kitabından bakalım. Açı 0 dereceyken bileşik vektör en büyük değerini alır. Açı 180 dereceyken en küçük değerini almaktadır. İki vektör arasındaki açı arttıkça bileşke vektörün büyüklüğü azalır. İki vektör arasındaki açı 90 ile 0 derece arasında bileşke vektör her zaman bileşkeden daha büyük olur demiş. Boş ver. Şuna odaklanalım biz. İki vektör arasındaki açı arttıkça bileşke vektörün büyüklüğü azalır. Normalde. Okul kitabından çizdim. Pekala. Bileşkeler eşitmiş. Bu da bileşke ile bu da bileşke birbirine eşitmiş. Her üçünde de eşitmiş aslında. Burada da reymiş bileşke? Paylaş kenar oluşturduğun veya ucuza ekledin hiç fark etmez. Hangi yolla buldun? Şu da R'ymiş. Peki şurada ucuza ekledin veya paylaş kenar oluşturduğun bileşik kuvvet burada da neymiş efendim? R'ymiş. Biz öyle diyor. Her üç durumda da R bileşki eşitmiş. E kuvvet eşit olsaydı arada kaçı büyük bileşik küçük olması lazım. Arada kaçı küçülmüş bileşiğin büyümesi lazım. E büyümemiş aynı kalmış. Peki ortak kuvvet arıyorum burada. Ortak kuvvet arıyorum. da F1 ile şuradaki F1 ortak bakın dikkat edin. Peki Buradaki bileşkenin daha küçük olması lazım. Buradaki bileşkenin daha büyük olması lazım. Peki da bileşkenin daha büyük olması gerekir, daha küçük olması gerekirken R kadar olduğuna göre F1 kuvvetinin değil, F1'ler ortak zaten. Bu da F2'nin F3'ten büyük olduğu bellidir. F2 büyüktür, F3'tür dememiz lazım. Tekrar ediyorum burayı. İki kuvvet arasındaki karşı azaltı bileşkenin artması lazım ama artmamış. E bunun kadar olmuş. Olmasından, olması gerekenin daha az olduğundan dolayı Demek F3 kuvveti daha küçük kuvvetmiş F2'den. Peki kıyas geldi buradan. F2 büyüktür F3'tür. Peki şimdi bunda bunu kıyaslıyorum şimdi. Peki burada ortaklar kimler? Burada ortaklar bu sefer F3 var burada. F3 var burada. Dikkat edin. Peki açı azaldı. Bileşkenin artması lazım ama artmamış. Hala R olmuş. Demek ki F3'ler ortak ya. F2 kuvveti F1 kuvvetinden daha küçük. Yani F1 kuvveti F2'den büyük bu sefer. Tekrar ediyorum. da açı azaldı. E burası 30 derece. İki kuvvet arasındaki açı burada 60 dereceyken buradaki kuvvet arasındaki açı kaç derece oldu? 30 derece oldu. E açı azalınca bileşken artması gerekiyor ama artmamış. Demek ki F2 kuvveti daha küçükmüş. Kimden? F1'den. F3'ler ortak onlara dokunma. Demek ki F1 büyüktür F2'ymiş dersin buradan. Yani F1 büyük F2 büyük F3 olduğu herhalde görebiliyoruz. F1 büyük F2 büyük F3. Doğru nerede var? A şıkkında Dolayısıyla. Evet son sorudayız. Aynı düzlemde bulunan F1, F2, F3 kuvvetleri dengededir. Buna göre F1, F2, F3 kuvvetlerin büyüklükleri arasındaki ilişki nedir demiş. Arkadaşlar hemen. Lami teoremi, Lami teoremi. Neredesin Lami teoremi? Evet gelsin bakalım Lami teoremi. Arkadaşlar şurada okul kitabından gösteriyorum. Lamü teoremini vatandaş anlatmış burada. Kesişen 3 kuvvet denge değilse Kesişen 3 kuvvet denge değilse F1 bölü sinüs teta 1 karşısında kaçı? F2 bölü sinüs teta 2 F3 bölü sinüs teta 3'e eşittir. Peki kesişen 3 kuvvet denge değilse Lamü teoreminde F1 bölü sinüs teta 1 karşısında kaçın sinüsünün oranı sabittir. Her kuvvetin karşısındaki açının sinüsünün oranı sabittir. Bu bağıntıya göre kuvvetler arasındaki açılar teta 1 büyük teta 2 büyük teta 3 ilişkisi varsa Kuvvetlerin büyüklükleri arasındaki de trigonometrik olarak açı arttıkça açının sinüs değeri küçüldüğü için F3 büyük, F2 büyük, F1. Yani şunu not, notun altını çizsek yeterli. Çok karıştırmaya gerek yok. Buradan küçük açı karşısında büyük kuvvetin olduğu anlaşılır. Lama teoremine göre büyük açı karşısında küçük kuvvet bulunur. Nereden anlıyoruz? Başka nereden bilebiliriz? Hemen şuradan ben size izah edeyim arkadaşlar. Evet şuradan notumu ben tekrar almışım. Geçen yıldaki notlarımdan. Lamı teoremine göre büyük açı karşısında küçük kuvvet, küçük açı karşısında büyük kuvvet bulunur. Nasıl yani hocam? E, F, F iken e, bileşik 60 derece iken F, F'den kök şifre gelmiyor muydu? Kök F geliyordu ya. Peki dengeleyen kuvvet ne kadarmış demek ki? Kök şifre. F, F varken aradaki açı 90 derece iken sen bileşken ne geliyor? F kök 2 geliyor değil mi? 90 dereceyken. Peki dengeleyen kuvvet ne olmalı? Kök 2 olmalı. Peki F, F varken 120 derece açı varken x'in 5 kaç geliyordu? F geliyordu. Dolayısıyla F ise dengelen kuvvetle olmak zorunda? F olmak zorunda. Peki ne çıktı buradan? Kesişen üç kuvvet dengede kesişen üç kuvvet dengede ise büyük açı karşısında küçük kuvvet küçük açı karşısında büyük kuvvet en küçük açı karşısında en büyük kuvvet olduğunu herhalde görebiliyoruz. Öyle değil mi? Peki. Herhalde anlaşılmıştır. Peki hemen kuvvetlerin karşısındaki açıya bakacağım ben şimdi. Burası 90 derece. Burası 90 derece. Burası 60 derece. Dolayısıyla burası da herhalde 60 derece olduğunu görebiliyoruz galiba Bana şu lazım f karşısına kaç derece açı var kardeş 90 artı 60 Şu açının tamamı F1'in karşısında kaç Kaç derece 150 derece Peki F2'nin karşısındaki açı ne kadar F2'nin karşısındaki açı ne kadar 30 90'dan toplam 120 derece 120 derece Peki F3'ün karşısındaki açının 90 derece olduğunu herhalde görebiliyoruz F3'ün karşısında da ne var 90 derece var Peki en büyük açı karşısında en küçük kuvvet. En küçük açı karşısında en büyük kuvvet. Peki en büyük kuvvet F3 büyüktür F2. O da büyüktür F1 olduğunu açılara bakarak. Açılara ters orantılı. Büyük açı karşısında küçük kuvvet bulunur diyeceğiz. 3, 2, 1'dir sorumuzun cevabı dolayısıyla. Pekala. Devam edeceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere.